أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve salâtu ve selâmu alâ men ahyed dîne bâde en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel khayri ve lev asîrâ İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin finnâr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan izam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelemesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Allah'tan kork, namazı dosdoğru güzel kıl, zekatı ver, haccet, ömre yap, anana babana iyilik et, vasıl rahimek, akrabanı yokla, akrabanı zaman zaman ziyaret et, sıla-i rahim yap. Sıla-i rahim yapmak sadece hal hatır sormak değildir. Biz o anlamda alıyoruz, ilgiyi kesme. Gitmek, hal hatır sormak tabii ilgiyi kesmemektir ama sıla-i rahim yapmanın içinde bu sözle gönlünü yapmak, sözle, güzel sözle hal hatır sormak olmakla beraber fiilen davranışla da olması gerekir. Parası yok, kıvranıyor, borç içinde, geçimini sürdüremiyor, senin de cebin dolu. Anacığım nasılsın? Sağ ol anacığım, beni büyütmüşsün babacığım. Yetmez. Sokacaksın cebine elini, açacaksın cüzdanı. Bu borcun var mı babacığım? Olmaz olur mu oğlum? Ödeyeceksin. Evinde bir yiyecek içecek var mı? Nereden olsun oğlum, alamadım. Alacaksın. Paraya da kıyacaksın. Sıla-i rahimin başında bu gelir. Lafla böyle iyilik etmek kolaydır. Bunun içinde o da vardır. İyilik edeceksin. Aynı zamanda وَكَفِّ الْاَزَا عَنْهُمْ onlara eziyet etmemek de sıla-i rahim cümlesindendir. Kalbini kırmamak, hakaret etmemek. Senin devrin geçti sümüklüler. O devir geçti. Modern çağdayız, bilgi çağındayız. Ne konuşuyorsun? Demeyeceksin. O adam o şartlar içinde yetişmiş. Onu sen değiştiremezsin ki. 70 senelik birikimi o. Bir anla nasıl değiştirsin? Dese bile kalbini kırmayacaksın. Tamam tamam anacığım. Tamam tamam babacığım. Yanlış söylese bile sus be cahil demeyeceksin. O ona eziyet verir, kırılır. Yaşlılar zaten sinirli olur. Çıkamıyor dışarıya. Yapacağını yapamıyor. Oradan sinirli olur. Bir zamanlar demir sıksa suyunu çıkaracak adamken oturuyor, bacağı sallanıyor, ayakta duramıyor. Onun için sinirlenir. Ondan dolayı bırak onu. Yeni çıktılar. Bizim zamanımızda böyle dedi. Böyle yap. Mesela doğru olmayan bir şey söylüyor. Tamam dedeciğim, tamam anacığım, tamam yapacağım deyip gelirsen tabii teknoloji ilerlemiş, ilim ilerlemiş. Doğru olanı yapacaksın da onun kalbini kırmayacaksın. Biz artık böyle modern insanlarız. Senin gibi sümüklü değiliz. Kulağın duymuyor. Burnun sümük akıyor. Gözünden yas geliyor. Yemek yerken döküyorsun. Aman be. Demeyeceksin.
sevmeyecek, kalbini kırmayacaksın. Bunlar eziyet değil midir bu? Sana böyle deseler kızmaz mısın? Sümüklü deseler. İnsan nenesine, dedesine böyle olsa bile kör, sağır, somut demeyeceksin. Öyle olsa bile kalbi kırılmaz mı onun? Sakın ha, bunları söylemeyeceksin. Delikanlı, evet, peygamber emrediyor. Eza etmeyeceksin, kalbini kırmayacaksın. Evet, ondan sonra ananı babanı ağırla, valideyine hizmet et. Akrabayı talukatın yokla, akrabanı bunlar yalnız mirasçı olanlar değil. Mirasçı olmayanlar da, yani yakın akraba değil, uzak akraba da buna dahildir. Zaman zaman bir insanın mesela İstanbul'a gelip yerleşmişse Van'ın bilmem ne köyüne gitmesi lazım. Eşini, dostunu, akraba şöyle bir gönül alması, dolaşması lazım. Eğer bir çare birisi varsa, imkanı varsa yardım etmesi lazım. Sıla-i Rahim budur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sıla-i Rahim ömrü uzatır, rızkı bollaştırır. Demin dedin hocam, ecel geldim bir saniye öne alınmaz, bir saniye uzatılmaz. Şimdi de böyle söylüyor. Ben söylemiyorum, peygamber söylüyor. Nasıl buluşturacağız, birleştireceğiz? Evet, Allah'ın 75 sene ömür verdiği sana 75 sene bir saniye olmaz. Bu kesin. Ayet böyle. Ama böyle hadislerde var. Sana Allah öyle bir ömür verir ki sanki 175 yıl yaşamış gibi, oh, dünyadan kamımı aldım. Daha yaşamak istemiyorum. Bütün güzellikleri erdim diye güzel bir hayat vermesi uzun ömür demektir. Sıla-i Rahim yaparsan huzurlu bir hayatın olur. Eğer Sıla-i Rahim yapmazsan, yüz küsur yaşına da doğursan, yapamadım, edemedim, ulaşamadım diye her gün uykum kaçar, huzurun olmaz. Hayatın tadı olmaz. Bu adam 104-150 sene yaşasa bile yaşamış sayılmaz ki. Sıkıntı içinde, böyle karamsarlık içinde buna hayat denmez. Sıla-i Rahim yaparsan böyle, oh, ölsem de gam yemem, öyle mutluyum ki diyecek, hayat verir Allah sana. Bu uzun yaşamaktır diye yorumluyorlar. Ama bizim bilmediğimiz, hakikaten uzatacaksa onu da bilmem. Onu bilmem, peygamber böyle söylüyor, böyle yorumluyorlar. Bir de Sıla-i Rahim rızkı artırır. Zengin olacaksan, anana, babana, eşine, dostuna çaresizlerse bol bol ihsan edeceksin, vereceksin, yardım edeceksin. Normalde zaten verene Allah daha çok veriyor. Anana babana muhtaç da verdiğin zaman daha da çok verecek. Her sabah melekler şöyle dua edermiş. Ya Rabbi, cimrilik yapana sen de cimri davran. Cömert davrana sen de cömert davran ya Rabbi. Melekler dua edermiş. Hadis var böyle. Onun için cömert, elini aç. Önce eşine, çoluk çocuğuna cömert davran. Sonra akrabayı talukatına elini aç. Sıla-i Rahim. Onun için zekat verirken insan kardeşine zekat verebilir. Kardeşin çocuklarına da zekat verebilir. Anasına, babasına, dedesine, çocuklarına, torunlarına veremez. Çünkü onlara bakmak zorunda zaten. Ama kardeşin bakmak zorunda değil, farz değil bakması. Bakarsa Sıla-i Rahim yapmış olur, büyük sevap kazanır. Kardeşin de fakirse, biçareyse önce kardeşine zekat vereceksin. Sıla-i Rahim yerine de geçtiği için çift kazanırsın. Bir, zekat verdiğin için Allah'ın emrini yerine getirmiş olursun. Bir de Sıla-i Rahim yapmış olursun. Önce akrabanda fakir varsa ondan başlamak esastır. Sıla-i Rahim yap. İlişkiyi kesme sakın ha. Onlara fiilen, sözle iyilik et. Vakri daifek. Misafirini ağırla. Nereden geldi şu adam deme hanımefendi. Evet, öyle adamlar var. Mesela bizim Mekke'de bir dostumuz vardı.
misafir delisi. Adam zengin, varlıklı. Hanımı da misafir düşmanı. Evet, misafir geldi mi kafa kandırı atıyor kadının. 6 tane uşak tutmuş. Bilmem 4-5 tane kadın tutmuş ki hiç elini değdirmiyor sıcak sudan soğuk suya ki misafire karışmasın diye, ama kadın öyle değil huyu. Misafir geldi mi çıldırıyor. Zor bir imtihan değil mi? Zor bir imtihan. Hanımefendi, misafir gelince gözün dokuz olmasın. Misafir geldi, evimize bereket yağacak diye sevinç duy. Allah razı olacak, memnun olacak diye sevinç duy. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yukrim dayfahu. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin diyor peygamber. Misafire ikram etmeyi, Allah'a ve ahiret gününe inanmayla ilgilendiriyor. Ne kadar önemli bu. Onun için nereden geldi şu deme. Beyefendi sen de öyle deme. Misafiri sev, ağırla. Peygamberin sözü bu. Vakri dayfek. Misafirini ağırla. Misafir 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'unu bırakır. Mutlaka artar. Misafire çok yediren adam zengin olur. Mutlaka çok kazanır. Çok anlattım. Hayatımızda bunu çok tecrübe etmişiz. Sen de dene. Misafire ikram et. Evet, ne diyor Efendimiz? Ve'mur bil ma'rufi ve nehy anil münker. Allah'ın kitabının güzel dediğini, Resulü Müştebanın güzel dediğini, aklı selimin güzel dediğini, insanlara yararlı olan her şeyi yap ve yapın diye emret. Ve'mur bil ma'rufi ve nehy anil münker. Allah'ın sevmediği, yasakladığı, peygamberin sevmediği, yasakladığını, aklı selimin doğru bulmadığını, insanlara zararlı olan şeyleri yapma, yaptırma. Peygamberin sözü bu. Evet, ve'mur bil marufi ve nehy anil münker. Mümkünse bir yanlış iş gördün mü Allah'ın, peygamberin emrine fiilen müdahale et. Yapamam, mümkün değil. Sözle uyar, yapma, etme, yanlış iş yapın. Bunu da yapamam. Çünkü yasak. Böyle bir ortam yok. En azından diyor kalben, ah bir yetkim olsaydı seni ne yapardım ben diye o yaptığı kötülüğü reddet, inkar et, sevme. Şimdi bana darılmak yok. Ben elçiyim. Bu hadisi açıklamaya çalışıyorum. Kapasitem ölçüntüsünde. Şimdi film oynuyor. İnce noktaları söylüyorum, giriyorum şimdi. Bu genel esasları söyledikten sonra film oynanıyor. Kadın kız zina yapıyorlar. Helal olsun be, güzel yaptılar be. Deme ya, o zina helal olur mu? Güzel olur mu? Boş bulunup bunu söyleme. Kahve oluyor mesela. Rakıları dikiyorlar. Film gereği, oyun gereği. Ama resmen rakı içiyor herif. İçki içiyor. Helal olsun be. Beceriyorlar ya. İyi yapıyorlar ya. Deme ya. Ben he anil münker. Bu münkerdir. Çünkü Allah yasak etmiş içkiyi. Benim kabahatim yok. İnnemel hamru vel meysiru ritsüm min ameli şeytan. Murdar iştir. Feştenibuhu. Derhal vazgeçin, içmeyin. Allah söylüyor. Allah'ın yasak ettiği şey İyi olur mu ya? Bunları lütfen dikkat edin. Bilmeden büyük çamlar devirirsiniz. Biliyorsunuz çam devrildi mi bir daha doğrulmaz. Ama başka bir ağaç olsa, devrilse bile doğruldun, sardın mı kaynar. Çam kaynamaz. Çam devirme diye. Onun için vatandaş da öyle söyler halkımız. Büyük çamlar devirme, doğrultamayız sonra. Bu lafları etmeyin. Bu lafları etmeyin. Kötü bir şeye müdahale edemiyorsanız bile içinizden iğrenç. Böyle şey mi olur diye nefret duyun. Onu benimsemeyin. Yadırgayın. Venhe anil münker. İçinde bu da var. Bu da var. Evet. Bu büyük güzel bir prensiptir. İslam'ın ne kadar güzel din olduğunu buradan bile çıkarabiliriz. Şimdi
Biliyorsunuz işte Batı'ya Matı'ya gittiğimizde Amerika'ya şuraya buraya adamlara bak ya. Trafik kurallarını hiç ihlal etmiyorlar. Çünkü trafik kuralları insanın hayatını korumak için yapılmış. Senin hayatını korumak için yapılmış. Trafik kurallarına uymadın mı ya kendin öleceksin ya da birisini öldüreceksin veya yaralayacaksın. İşten alıkoyacaksın. Adamlar hiç kuralları çiğnemiyorlar. Ben mesela 15 gün evvel Almanya'ya gittim. 30 yazmış. Adam 100'e giderken kedi gibi yumuşuyor böyle yumuşuyor. 30 da gidiyor. 31 yapmıyor. Ama yani bunu hep bilincinden değil. Kameralar koymuşlar. Oradaki polis polisi yok. Kameralar var her yerde. Hemen kamera gönderiyormuş merkeze. Kimse bilmeden ay sonunda geliyormuş. Şu kadar şu mahal şu şeyde fotoğrafın çekildi. Şu kadar ceza. Ondan korktuklarından böyle 31 bile yapmıyorlar kilometreyi. Ya insan diyor ki ne prensip sahibi adamlar. Korkudan dolayı. Biz Allah'a imanımızdan dolayı kurallara uyacağız. Bir başka insana eziyet vermek haram çünkü. İmanımızdan dolayı tabii kurallara da uyacağız da vatandaş olarak. Evvela imanımızdan dolayı böyle düşünceli olacağız, ince fikirli olacağız. Kötülükleri engelleyeceğiz. Buna oto kontrol denir. Yani insan her mümin bu şuurda, bilinçte olsa herkes polis olmuş olur. Bana ne ya demez. Çünkü bana ne ya, bana ne ya dersen biz toplumda beraber yaşayan kimseleriz. Böyle bana ne dedin mi o pislik yapanlar çoğalır çoğalır o toplumda sen huzur duyamazsın. Evet maalesef şimdi biliyorsunuz bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Dini duygular zayıfladı herhalde ki avlulara çıta koyuyorlar. Ancak şifreyle açılıyor kapanıyor. Birisi gelip arabayı çalmasın diye. O da yetmiyor, ışıklandırıyorlar. O da yetmiyor, özel koruma güvenlik görevlisi tayin ediyor, belirli maaş veriyorlar. Kapıları çelik kapı yapıyorlar. Çelik kapı da yetmiyor, para kasası kapısı gibi. 3-4 yerden kilitleyen kapılar yapıyorlar. Bu neyi gösteriyor? Güven kalmadı demek. Halbuki peygamberin bu dediği, herkes yanlışları önlese, yanlış yapan adamı bir dakika yapma onu dese, müdahale etse, kanunun müsaade ettiği ölçüde herkes polis olur. Kimse hırsızlık yapamaz, elin arabasını çalamaz. Gördü mü aman başın belaya girir. Dedin mi işte böyle olur. Çelik kapıda yetmez. İslam prensibi budur. Her mümin kötülüğü önlemekle elinden geldiği kadar yükümlüdür. İyiliği yaymakla yükümlüdür. Vezül ne kadar güzel prensip son hadisin son bölümü. Vezül mal hakkı hayzül. Hak neredeyse sen de oraya geç. Hak neredeyse sen de oraya geç. Bu muazzam bir prensip. Bir yetkili adamsın. Kurallar var. 75 milyonun hakkını korumak için kanunlar var, kurallar var. Sen de yetkili bir adamsın. Bu 75 milyonun hakkını çiğnemiş birisi, eziyet etmiş 75 milyona getire getirdiler ki akraban deme. Hak ne? Onun gereğini yap. Vezül mal hakkı haysu mezel. Hak neyse onunla beraber ol. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu arkadaşları kandırmış, içirmişler, şarap içirmişler. Hazreti Ömer bu, yakalamış. Demiş ki babacığım ben bir yanlışlık yaptım. Çok pişmanım. Arkadaşlarım ayarttı, bu işi yaptım. Cezayı sen bana yap, uygulama demiş. Birine emret de neyse gereği o yapsın. Hayır demiş. Herkes emir-ül müminin çocuğunu korudu derler sonra. Bizzat demiş kendim uygulayacağım cezayı. Ve cezayı uygulamış ama oğlumun da dediği olmuş. Utancından, hayasından ceza tamamlanmadan öbür tarafa göçmüş oğlu. Hiç acımamış. Adalet,
hak neyse, o mevkide olan adam yakın uzak, benim grubumdan, ben şimdi parti lafı etmeyeyim, bu devrede girmiyorum. Yani şimdi de öyle değil. Aristo yazıyor yahu, iktidarda olanlar iktidarın nimetinden yandaşlarını yararlandırırlar diyor. Ta o zaman da varmış Yunan'da, Aristo bile yazıyor. Ben yani bu devre mahsus demiyorum, yanlış anlamayın. İdareci 75 milyon Türkiye'mize göre konuşuyorum. İnsanların haklarını korumak sadedine kanunlar, kurallar varsa, uygulayacak durumdaysa idareci veya hakim veya şu veya bu hak neredeyse onunla beraber olacak. Akrabalık filan önüne geçmeyecek. Hakkı korumanın önüne geçmeyecek. Dostluk önüne geçmeyecek. Yandaşlık önüne geçmeyecek. Kusura bakma. Dostumsun, arkadaşımsın ama kanunu uygulamak zorundayım. Hak budur diye olun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle olun diyor. Ve bunu uygularsak gavuru Müslüman ederiz. Evet. Şimdi üniversite hayatımda devletin mahkemesinde bir talebe 5 seneye mahkum olmuş. Bir zaman meşhurdu ya komünistlik şu bu. Biliyoruz. Bu işin temyizi var filan diye okuyor, atamıyoruz. Çocuk kabadayılık yaptı. Biz de tabii onun kabadayılığına cevabı verdik. Aramızda iyi şeyler olmadı. Sonra imtihan oldu. Ben çok kızdım çocuğa tabii. Sonra imtihan oldu. Çocuk çok çalışmış. Dedim ki 100. Hocam beni alay mı ediyorsun dedi. Zaten dedi beni geçen gün dedi hırpaladın dedi. Bir de şimdi alay mı ediyorsun? Hayır dedim. Tam not almışım. Çok çalışmış. Zehir gibi zeki zaten. 180 derece değişti çocuk. Hak başka. Peygamberin emri bu. O onun komünistliği konusunda sen uğraşabilirsin. Kanunlar dairesinde. Ama hakkı neyse onu vermek zorundayız. Amr ibn-ül As Mısır'da Fustat. Kahire'nin yeni Fustat şehrini kurmuş. Şehir büyümüş. Merkezi cami yapacak. Biliyorsunuz o zaman ehli kitaplardan Yahudiler var. Yahudilerin çok ticareti, parayı çok severler. O zaman şimdikilere karışmıyorum ben. Onu siz benden iyi bilirsiniz. O zaman Yahudi parayı çok seviyormuş. Demiş ki gel demiş buraya merkezi bir yerde dükkanı. Para kazanacak yer biliyorsunuz. Uğrak yerde olur. Öyle bir yerde dükkan açmış Yahudi. Çok para kesiyor her gün. Demiş ki buraya cami yapacağız. Sığmadı. Senin dükkanın değeri mesela 1000'se 5000 veriyorum demiş. Dükkanı ver de demiş şuraya cami yapacağız. Olmaz demiş Yahudi. Çünkü her gün altın yumurtluyor dükkan, para kesiyor. Şimdi 5000 5 misli veriyorsun ama bu iş bitecek. Olmaz demiş. O da tutmuş. Ben demiş ülül emrim. Fazla verdim zaten. Çık oradan demiş. Yıkmış dükkanı. Bu Yahudi o zaman Hazreti Ömer halife adaletini biliyor. Bak oğlunu bile ceza verirken ölümüne sebep oldu ya. Kıl kırk yaran bir adam gidem demiş. Bu benim ticaretime engel oldu. Param kesildi. Gidem şuna. Gitmiş sormuş. Onun kafasında devlet reisi demek yaldızlı saraylarda oturur. Sırmalı elbiseler giyer. Böyle köşklerde filan hizmetçiler, uşaklar. Hazreti Ömer'de bunlar yok. Şeytanı bile korkutacak kadar celalli Ömer mescidin avlusunda kumun üstünde uyuyormuş. Rüzgar esmiş, sakalların arasında kumlar dolmuş. Sormuş demişler ki şeyde mescidin avlusunda o yine böyle yanında sırmalı nöbetçiler falan olan bir yerde bekliyor. Yahudi bakmış bir tozun içine belenmiş bir herif uyuyor. Demiş orada bir devlet reisi Emirül Müminin diye bir adam yok. Evet biri var demiş uyuz gibi yatıyor orada. Demişler o senin uyuz gibi dediğin adam işte halife demişler. O Emirül Müminin.
bitmiş lan demiş, bir gideyim sorayım. Öksürmüş bile uyanmış. Ben demiş Kahire'den geliyorum, Fustat'tan geliyorum. Evet, niçin geldin? Bakın Yahudi demiyor. Çünkü emirül müminindir. İnsanların hakkını, hak neredeyse onunla ol meselesini açıklamaya çalışıyorum. Yahudi gelen, Hazreti Ömer'de Yahudiler çok kızıyor. Çok kızıyor ama hak haktır. Böyle 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 demiş. Senin valin vermeyeceğim dedim. Buna rağmen dükkanı yıktı. 5 misli fazla verdim ama ben istemiyorum. Bakmış sağına sonuna bir desti kırığı bulmuş. Onu getir demiş. Gelmiş oraya Hazreti Ömer okuma yazma bilen, Hariciye Bakanlığı yapmış müşriklik devrinde bile böyle kültürlü bir adam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Emma ba'd. Bir Müslüman Nüşirevan'ı aratmaz. Vesselam ya Amr demiş. Almış. Mühür yok, imza yok. Desti kırığı. Almış Yahudi. Ulan ne işe yarar bu? Mühür yok. Nasıl ispat edeceğim? Ama demiş atmayayım, bir deneyeyim. Beni başından savdu bu herif ama demiş. Bir Yahudi diye beni başından savdu. Ama demiş bir deneyeyim, götüreyim bu desti kırığı. Götürmüş valiye. Ben demiş Medine'ye gittim, dükkanı yıktım diye şikayet ettim. Halife Ömer bunu yazdı deyince hemen adam vali Yahudi'nin ayağına kapanmış. Tevrat aşkına, Musa aşkına beni affet. Beni affet. Hüngür hüngür ağlıyor. Mahvoldum, gittim, bittim. Ne oldu ya demiş, mühürsüz bir desti kırığı be. Bundan insan bu kadar korkar mı? Sen bilmiyorsun demiş onun hikayesini. Biz onunla ikimiz Resulullah devrinde, Resulullah bizi Amr'ın asla dahi adam, bilgili adam, uyanık adam. Hazreti Ömer'le ikisinin İran'a göndermiş. İstihbarat teşkilatı olarak. Öğren gel bakalım ne düşünüyorlar bizim devletimiz hakkında diye. Böyle akıllı uyanık adamları göndermiş. Onlar da icabında daralırsak kaçalım diye uçar Arap atı almışlar, çok değerli. Onunla. Hana girmişler, demişler ki at parası ne şu, bize demişler güzel oda ver, al şu paranı. Nüşirevan oranın kralı, hükümdarı, oğlu var veliaht, avı çok seviyor, hancı da dostu. Ava çıkarken hana uğramış, bir bakmış ki at sevdalısı veliaht, muazzam bir at duruyor. Kimin demiş bu at, misafir yolcular var, yabancılar var, onların. O atı demiş değerine mesela şu 10 misli parayı vermiş hana, ver bunlara atı aldım. Atı götürmüş, sabahleyin bakmışlar at yerinde yok. Ne oldu demişler, böyle böyle bizim kralımızın oğlu aldı götürdü 10 misli parayı. Bize demişler para lazım değil, at lazım. Çünkü icabında kaçacak uçar gibi at o. Öteki atlar o işi görmüyor. O zaman demiş babasına şikayet edin. Gitmişler, şikayet etmiş, güler yüzle karşılamış, ikramlarda bulunmuş Nüşirevan, adil bir adammış. Demiş ki bir gece daha benim hatırıma demiş, benim misafirim olun, benim misafirim bir gece daha kalın, sabahleyin demiş gidin olmaz mı? Peki demişler, olur. Zaten onları teftiş etmeye gittiler, neler oluyor, gidiyor. Sabahleyin oğlunu o gece idam etmiş sabaha karşı, kellesini şehrin çıkışı surlar içinde şehir, bir kapı, ben de gittim böyle eskiden şehirler surlar içinde oluyordu, bir giriş kapısı var, bir kapıya kellesini koymuş, daha kanı yeni akıyor, bir kapıya da cesedini koymuş oğlunun. Demiş ki hancıya, görevlilere gidin o misafirin birini bir kapıdan çıkarın, birini bir kapıdan çıkarın. Bakmışlar taze bir kelle. Ne bu? Sizin atınızdan şikayet ettiğiniz kralın oğlu. Ne oldu? Kellesini uçurdu. Zulmetti diye. Öteki sormuş böyle onun cesedi. Bunu bana hatırlatıyor. Benim kelle gitti demiş. Affet beni ey Yahudi. Benim kelle gitti. Ömer bunu hatırlatıyor. Bir mümin Nüşirevan'ı aratmaz diyor. Bu bunu söylüyor. Benim kelle gitti. Ayağına kapanıyormuş. Allah Allah demiş ya, mühürsüz bir desti kırığına, devlet başkanımız diye bu kadar saygım duyuyorsunuz siz. Evet, biz de Müslümanlıkta böyledir. Öyleyse demiş
ben de Müslüman oluyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hakkı ayakta tutmak, bak Yahudinin Müslümanlığına sebep oldu. Böyledir. Hak'tan yana olun diyor. Hak neredeyse siz de onunla beraber. Bu benim akrabam. Değil mi amcam, idare ederim demeyin. Hak neyse ayakta tutun ki hakkın kaim olduğu, ayakta tutulduğu toplumlar adalet mülkün temeli olduğu için yıkılmaz, sarsılmaz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul fethettikten sonra çok uyanık bakmış, rahipler ziyaret ediyor onu. Tebrik ediyorlar. Onlara rütbelerini aynen vermiş. Hatta Maraşal rütbesi vermiş onların şeylerine, başlarındaki baş piskoposa. Dininiz garantim altında demiş, dokunulmayacak. Malınıza, canınıza dokunulmayacak. Uyanık iki rahibi bakmış şöyle, Fatih çok keskin, firasetli bir insan. Demiş, bir dakika sizle birkaç konuşalım. Ziyaretten sonra, ötekiler çıkarttan sonra sizde bir şey rica etsem demiş, harcırlarınızı vereceğim, altınıza en güzel binit vereceğim, masraflarınızı karşılayacağım, benim ülkemi dolaşın, bana rapor verin, benim devletim devam eder mi etmez mi, yıkılacak mı yıkılmayacak mı, yalnız dürüst davranın demiş, ben sizde parlak zeka gördüm. Kese altınları vermiş, görevlendirmiş, dolaşmışlar Fatih'in memleketini. Ondan sonra rapor sunmuşlar. Son derece adil memurların var, hakimlerin var. Hiç hak yenmiyor. Hak ayakta tutuluyor. Böyle olduğu sürece senin devletin kıyamete kadar kimse yıkamaz. Raporlar var şimdi. Böyle belge bu. Peygamber de onu söylüyor. Vezül ma'al hakkı haysüzel. Hak ne taraftaysa siz orada olun. Şunculuk, bunculuk, akrabalık, şun arkadaşlık hiç hakka engel olmasın. Bundan güzel prensip olur mu? Evet, bunu ne zaman söylemiş diyeceksin şimdi sen. Efendim diyor ki, hadisi nakleden, hadis-i Tabarani, hak neredeyse sen de onunla beraber ol. Demiş ki, ben bir şey söyleyeceğim. Bunu kim yapar? Veya bunu kim başkasına öğretir? Hadisin ravisi demiş ki ben. Şimdi onun üzerine söylüyor. İttakillâhe. Allah'tan kork. Hadisi özetliyoruz. Allah'tan kork. Namazını dosdoğru devamlı kıl. Zekatını ver. Haccı yap. Ömre yap. Anana babana iyilik yap. Sıla-i rahim yap. Misafiri ağırla ve emr-i maruf yap, nehy anil münker yap. Hak neredeyse onunla beraber ol. Evladım demiş, bunu da başkasına öğret demiş. Biz de size duyuruyoruz. Bundan güzel prensip olmaz. Bunlar bizim can damarımız, güzel prensiplerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nurlu sözlerine kulak vermeliyiz. Kendimizi buna göre davranışlarımızı ayarlamalıyız. Subhan rabbiyal ali el al el vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Vehdina ve vaffigna ila'l hak ve ila'n necati ve ila tariqin mustakim ve ila tariq cennetin naim. Ya rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süveri Celile'yi, Ayat-ı Kur'aniye'yi, getirdiğimiz salavat-ı şerifeleri, tehlilleri, zikirlerimizi, ezkar ve tesbihatımızı, hayru hasenatımızı, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Hasıl olan ecu mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh pakine, cümle peygamberan-ı izam aleyhimü salavat ve teslimat efendilerimizin ervah-ı paklerine, tüm peygamberlerin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullahi teala aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsilerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümine müminat, rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız
Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi Hazretlerinin ve onu yetiştiren üstazlarının ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin ervah-ı kutsiyelerine, burada bulunan, dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu geçmişlerin ervahına, bu güzel vatanı bize hediye için canlarını bezleden, burada zahmetlere katlanan şüheda ve kuzatın ervahına, bu güzel vatanı İslam yurdu yapan camiler, medreseler, hanlar, hamamlar yapan ashab-ı hayratın ervahına ve arkasından okuyacak, Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahına hasreten bağışladık vasıl eyle ya Rab. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, korkaklıktan, hainlikten, zalim olmaktan, zulme uğramaktan sana sığınıyoruz. Bunlardan bizi muhafaza eyle ya Rab. İnsanlar nazarında değersiz duruma düşmekten de bizleri koru ya Rab. Ya İlahi Alemin, bizi Kur'an-ı Azimüşşan'a hadim, hizmetçi eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurlu sözlerini hayatında prensip, rehber edinip onu yaşayanlardan, Efendimizin benim sünnetimi duyup yaşayıp başkasına öğretenin iki cihanda Allah yüzünü ak çıkarsın dediklerinden eyle. Bizi ehli sünnet vel cemaat yolundan ayırma. Küfre, şirke, dalalete, fiski, fucura, hasede, fesada, fitneye, fucura, riyaya, sümaya, ucube bizi düşürme ya Rab. Hiçbir ümmeti Muhammed ferdine karşı kalbimizde en ufak bir gıllugiş, kin, nefret, haset bırakma ya Rab. Bizleri, analarımızı, babalarımızı, tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresinden eyle ya Rab. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi afatlardan da muhafaza eyle. Bizleri, çolumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, hasedinden, fitnesinden muhafaza eyle ya Rab. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle. Ömrümüz boyunca hayırlarda yarışanlardan, cömertlerden, salihlerden, abidlerden, ariflerden eyle ya Rab. Akıbetimizi de hayır eyle. Bizi tevfik ve hidayetinden ayırma. Nefsi emmaremizin eline bir göz açıp yumacak zaman kadar bile bizi bırakma ya Rab. Bizi bırakma ya Rab. Elimizden tut ya Rab. Bize yardım et ya Rab. Sevdiğin kulların arasına bizleri de dahil eyle. Bizi salihlerden eyle. Kendine layık kul eyle. Habibi edibine layık ümmet eyle ya Rab. İlmimizi, irfanımızı, anlayışımızı artır ya Rab. Allahümme ehdina min indik ve hafid aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatik. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.